Yasettin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Buradaki yapmış olduğunuz faaliyetlerden ve işlerden bahsetmeden önce. Sizleri tanıyabilir miyiz Yasettin Bey? Buyurun. Ben Yasettin Altın. Evet. Hedef Entity'nin sahibiyim, kurucusuyum ben. 9 sene, 10 senedir bu sektördeyim, şirketi bir senedir kurmuşum. 10 yıldır bu sektördeyim, aynen. Ama artık sanırım bütün bilgi birikim tecrübelerinizi burada toplamak istediniz. Burada toplamışım tabii. Evet. Daha sonra budur, başka bir şey yok, herhangi bir konu yok. Evet, çalışıyoruz yani zaten, ekibimizle doğalgaz üzeri çalışıyoruz. Evet, biraz bahsedelim, neler yapıyoruz yani, biz buraya geldiğimiz zaman ne gibi hizmetlerle karşılaşıyoruz Gıyasettin Bey? Firmayı tanıyabilir miyiz sizlerle? Firma, biz doğalgaz üzeri çalışıyoruz zaten, kaynakçılar kaynak yapıyorlar. Biz de onların kontrollerini yapıyoruz, bizim Türk dilimizde röntgen işini yapıyoruz. Ondan sonra herhangi bir hata çıktığı zaman kaynaklarda, o kaynaklara, kaynakçılara iletiyoruz o hataları. O hataları düzeltip de biz gene işimize devam ediyoruz. Sonuç verdikten sonra boruları gömüyorlar yer altına. Ondan sonra doğalgaz hatlarını başlıyorlar. Gaz veriyorlar. Ya önemli bir iş yapıyorsunuz aslında. Tabii önemli. Proje bazlı. Proje bazlı çalışıyoruz biz. Anlatalım projeleri. Şu an yapmış olduğunuz, sürdürmüş olduğunuz projeler. Şu an projelerimiz Diyarbakır, Çermik, Ergani'de çalışıyoruz. Diyarbakır'da çalışıyoruz merkezde. Sivan merkezde çalışıyoruz. Batman, evet, merkezde çalışıyoruz. Evet. Ondan sonra Hakkari, Şırnak'ta çalışıyoruz. Ya buralara kadar gidiyorsunuz. Aynen. Tüpraş hattında çalışıyoruz. Tüpraş projemizde çalışıyoruz. Evet. Fabrikalar çıkıyor. Ufak tefek fabrikalar çıkıyor. Onlarda çalışıyoruz. Bütün işlerimiz böyle işte. Nelere dikkat ediyorsunuz peki Gıyasettin Bey hizmet verirken? Yani olmazsa olmazlarınız neler? Abicim, hata olmayacak. Bu işte hata hiç olmayacak. Yer yok değil mi hata? Kesinlikle hatayı kabul etmiyoruz biz burada. Evet. Hata olmaması gereken şeylerdir. Çünkü biz buraya hizmet veriyoruz. Millete hizmet veriyoruz. Çünkü burada bir boru patlaması olduğu zaman Allah muhafaza yani çok şey olur. Sıkıntı şeyler olur. Aynen. Servis verebilir. Çünkü hem siz dikkat ediyorsunuz. Yani hem de profesyonel bir kadro ile. Kesinlikle bizim elemanların hepsi zaten Türkiye radyasyonundan korumalarını almışlar abim. TAEK'ten. Evet. Aynen abicim. Ondan, evet, sonra belgelerini almışlar. Level 2 belgelerini almışlar. Böyle, evet, devam ediyoruz. Yani tecrübesiz elemanlar değiller zaten. Evet. Hepsi tecrübeli, özgeçmiş. Aynen. Türkiye radyasyonundan korumadan her şeyimizi almışız abim. Yani bu, evet, tür konulara dikkat edelim. Ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatalım. Hedef firmasına, yani sizleri ziyaret ettikleri zaman, aynen, güler yüzü, güveni, kaliteyi ve de farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir. Diyoruz, bunları mutlaka hatırlatalım buradan. Sektörün sıkıntıları neler peki? Gıyasettin Bey, sizce neler olmalı? Eksik gördüğünüz ya da beklentileriniz? Sıkıntılarımız yok abi, elhamdülillah. Yani personelin yetişmemesi bir sıkıntı mı sizce peki? Yetişiyorlar abicim. Yetişiyorlar artık. Aynen. Ona göre biz zaten işimizi tutuyoruz. Mesela desem bir ekibim iki yere bakacak, ona göre iş tutuyoruz. Fazla iş tutmuyoruz biz. Yani işle personel orantılı oluyor. Tabii abicim. Evet, yapılan işin de arkasındasınız. Aynen. Peki fuarlara falan böyle katılıyor musunuz, gidiyor musunuz? Yok abi, herhangi bir fuara katılmamış şu anlık. Gitmiyorsunuz fuarlara. Var mı düşüncelerde peki? Var, yani ileriki zamanlarda var. Şu an çekirdekiz biz abicim. Daha yeni gitmek istiyoruz. Doğru. Evet, çekirdektesiniz, daha yeni başladınız. Yani çiçeği burnundasınız ama istediğiniz okulda mısınız? Yani hedeflere ulaşabildiniz mi? Hani bundan sonra neler olacak? Ulaşıyoruz abim. Adım adım gidiyoruz zaten. Kadem çıkıyoruz yavaş yavaş. Evet, tabii hedef de hiç bitmiyor değil mi? Hı? Hedef hiç bitmiyor. Bitmez abim. Hedefimiz sabittir. Hedef biterse zaten biz de biteriz aslında. Aynen öyledir. Bu keyifli röportajı yavaş yavaş sonlandıralım. Tabii ki de. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Baş tacısınız. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun.